Vallahi bir şey beklemiyorum. Verdikleri sözleri hiç yapan yok. Bütün uyanları uyandırmak için bir kişinin uyanık olması yeter. Havadan altın mı yağmasını bekliyorlar? Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yine Kahramanmaraş'ın en meşhur caddelerinden biri olan Trabzon Caddesi'ndeyiz ve halkımıza şu soruyu yönelteceğiz. Gelecekteki Türkiye'den beklentileriniz nedir? Hadi soralım. Gelecekteki Türkiye'den beklentileriniz nedir? Vallahi çok güzel şeyler bekliyor ama umduğumuzun birini bulamıyoruz. Mesela? Verdikleri sözleri hiç yapan yok. Neden böyle dedin? Mesela bir askeri ücretiyle bir fakir aileye al geçin nasıl geçinirsen geçin diyorlar. Kendiler 10 milyar aylık alıyorlar, hiç geçinemiyorlar. Daha da fakirlerden oy zamanı geldi mi atıyorlar, tutuyorlar. Vallahi istediklerinin birini yapmıyorlar. Aa, bizim binalar çürüyor, iyice yıkılacak diyorlar. Daha yıkılıcı, daha yıkılıcı. Belediye başkanının yanına geliyor. Daha zamanı var, daha zamanı var. Biz öldük sonra mı? Vallahi ben bu Türkiye'den hiçbir şey anlamadım. İlerliyor diyorlar. Ben bir şey görmüyorum. Yerinde duruyor. Gelecek Türkiye'den beklentileriniz neler? Yani sosyal adaletin olduğu, gelir eşitliğinin olduğu, herkesin mutlu, refah bir şekilde yaşadığı bir ülke. Gelecekteki Türkiye'den beklentileriniz neler? Vallahi gelecekteki Türkiye'nin de beklentilerim şu an çok sıkıntılı bir dönemde yaşıyoruz. Hani biliyorsunuz mesela daha dün biraz kitap okudum, biraz araştırma falan yaptım. Hani Türkiye'de yaşam oldukça zor yani. Bakın şu an mesela askeri ücretle çalışan bir insanın Türkiye'de lüks bir yaşam otomobil alabilmesi için bir 10 sene, 20 sene falan çalışması lazım. Ama diğer ülkelere baktığımız zaman Amerika'da mesela burada 150 milyarlık araba, orada 13 bin dolar. Yani 5-6 ay içinde orada çalışanlar, insanlar rahatlıkla araba falan alıp biniyor. Türkiye'nin durumu gerçekten sıkıntı yani. Allah herkese yardım etsin ya. Vallahi şu an için en dilediğim şey sağlık, sağlık, sağlık. Şu koronanın iğnesi çıksın, çocuklarım okula gitsin. Bütün çocuklar yani, tek benimki değil. Çocuklarım okuluna gitsin. Sağlıkla yani huzurlu bir şekilde işimize gidip gelelim. Budur. Gelecekteki Türkiye'den beklentileriniz neler? Gelecekteki eğer bu sistem hala devam ederse, bu parti hala bu başta olursa gelecekteki Türkiye'de beklentim, her şey zaten Katar'a şu anda satılıyor. Borsaya kadar satılmış, %10 borsadan verilmiş Katar'a. Kanal İstanbul yerindeki villalarımız, şeylerimiz, her şey satılıyor. Bizim dedelerimiz, atalarımız bir parça toprak için çok can almışlar, çok can vermişler. Bizim memleketimiz satılamaz. Bizim memleketimiz satılmamalı. Artık uyanın. Artık uyanın. Bütün uyuyanları uyandırmak için bir kişinin uyanık olması yeter. Lütfen artık uyanın. Memleketimiz satılıyor. Satılıyor. Ya şimdi arkadaşımın dediğine katılıyorum. Çünkü her konuda haklı. Memleketimiz uyansın artık. Yani bazı şeylerden yardımcı olarak yardım istensin. Ondan sonra görsün yani. Buradan devletimize de yani Allah'ım yardım etsin diye dilekleriyle yani benden bu kadar. Gelecekteki Türkiye'den beklentileriniz nedir? Valla bu şekilde giderse zaten çok güzel gidiyor yani. Yani şu anda ülkemiz en rahat, diğer ülkelere göre yani en rahat, en iyi durumda olan, ekonomi olsun, halkla iç içe. Yani bazen bakıyorum röportajda, kendi kendini yönetemeyen, kendi evini yönetemeyen kişiler devleti beğenmiyor, milleti beğenmiyor. Devletin yaptığı hizmetleri beğenmiyor. Yani bu daha devlet ne yapsın ki? Çok güzel gidiyor yani. Geriden gelme tarihi geriye doğru bir götürsünler. Biz yeri geldi, gaz bulamazdık. Biz şu ileride petrol var, oraya gaz sırasına girerdik. Yani her şey var, her şey bulunuyor. Yani her şey rahat. Bu devletimizi, milletimizi beğenmeyen kişiler ellerindeki telefonlara baksın. Yani paramız yok diyorlar. Ekstra harcamaları kendilere gelecek gelir harici para harcıyorlar. Taksitlendirme yapıyorlar ve bütçeleri zayıflıyor. Ne oluyor? Her ay 1 lira bir fazla bir yere taksitlendirme yaparsa 2,5 lira alıyorsa 1,5'a düşer. Üzerine 300-400 daha bir taksitlendirme yaptıysa 1,5 ne olur? 1100'e düşer. Yani bunlar geriden belli, hiçbir şeyi bilmiyorlar. Yokluğu bilmiyorlar. Biz ilaç alamazdık, şurası maliye. Burada bir tanıdığımıza reçetemizi verirdik. Daha önce ilaç alamazdık. O tanıdığımız eğer birine yazdırabilirse o şekilde ben çocuklarıma ilaç alırdım.
Ben 90'lar ve 90'dan öncesinden bahsediyorum. 90'larda benim çocuklarımın durumunu anlatıyorum. Biz bu şekilde hayat şartlarını yaşadık. Şu güzelliğe bak, şu ülkemizin güzel yönetimine bak. Biz başka devletlerin karşısında el pançağıydık böyle. Sandalyeleri, küçük sandalyeler verirlerdi devlet başkanlarımızın altına. Ama şimdi bizim devletimiz daha yüksekte, daha zirvede. Daha ne yapsın bu adamcağız? Yani daha ne bekliyorlar? Yani havadan altın mı yağmasını bekliyorlar? Yani ne yapsın? Herkesi şu pandemi döneminde bütün ülkelerin ekonomisi çökmüş. Avrupa'dan gelen geçen bir arkadaşımız Amerika'dan şunu anlatıyor. Ya biz diye şu kadar dolar almak için sırada bekliyoruz. Evden çıkmış bir arkadaşı çadırda yaşıyormuş. Elektrik, su, kira ödeyemiyormuş. Bizim ülkemizde öyle bir durum yok. Dışarıda birisini görse devletimiz alıyor. Sıcak bir odaya kavuşturuyor, sıcak bir alana kavuşturuyor, sıcak çorbasını veriyor. Daha ne yapsın? Bizim devletimiz insanına da, hayvanına da affedersin, hepsine önem veriyor. Diğerinin hepsi teferruattır. Yani boş kelimedir hepsi.